أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على نبينا المختار وعلى آله وأصحابه الأتحار وعلى جميل الْأَنْبِيَاءِ والمرسلين الأبرار كلمة kardeşlerim أَهْلَكْ مدرسة ve bu medresede bana ayrılan bu derslerin ilkine Dünyanın neresinden olursanız olun, Türkiye'nin neresinden olursanız olun hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepimizin burada bulunuşunu bizden salih bir amel olarak kabul buyursun ve inşallah yapacağımız bu güzel yolculuk, yürüyüş kulluk kalitemizi arttırılmasına, artmasına vesile olsun müthiş bir teveccüh var hamdolsun. Neredeyse 10 bine merdiven dayayacağız şimdi. Bu kadar kardeşimin böyle bir meseleye teveccüh göstermesi beni tabii ki sevindiriyor ama bir taraftan da endişelendiriyor. Endişelendirmesinin iki boyutu var. Birincisi bu kadar teveccüh inşallah buradan istenilen şekilde istifade eder de umutları kırılmaz, beklentilerine cevap verilir ve beklentilerine ait bazı şeyler yerine getirilir de daha farklı güzelliklere vesile olur. Bu endişe biraz da bize bakan yönü. Diğer yönde biraz da size bakıyor. Genelde bizim gençlerimiz ki hepiniz aşağı yukarı gençlerden oluşuyorsunuz. Gençlerimizin ilme bir iştiyakı var ama bu iştiyak bazen hevesten kaynaklanıyor bazen hırstan kaynaklanıyor. Eğer ilme iştiyak hevesten kaynaklanırsa bir müddet sonra sönebilir. Ufacık bir şeyden sonra yavaş yavaş yorulmalar, dökülmeler olur, bıkmalar olur. Başka şeyler çıkar bu terk edilir oraya koşulur öyle bir halimiz var biliyorsunuz. Derken istikrar sağlanamaz. İstikrarlı bir biçimde bu yürüyüş de tamamlanmayınca istenilen istifade de ortaya çıkmaz. Ama hırs olursa biliyorsunuz hırs aslında dünyevi anlamda şeyler olursa kötü bir haslettir. Açgözlülüktür, tamahkarlıktır, kanaatsizliktir ama ilimde hırs caizdir. Eğer ilimde hırs olmazsa, tebliğde hırs olmazsa bazı şeyler istenilen oranda ortaya çıkmaz. Onun için sizin ilme olan iştiyakınız sadece hevesten olmasın, hırstan olsun hırstan olsun ki o hırs size istikrar adına bazı şeyleri inşallah yaşatmış olsun. Aslında ben geçen hafta başlayacaktım. Geçen hafta da geldim böyle oturdum bu kürsüye. Hadi bismillah diyelim. Teknik bir arıza çıktığı için yapamadık dersi. Ben de çıktım gittim. Bu hafta bir daha gelmek zorunda kaldım. Keşke geçen hafta kayıt alsaydık dediler sonradan arkadaşlar ama iş işten geçti. Demek ki bu dersi canlı olarak yapmamız gerekiyormuş. Nasibimiz öyleymiş. Nasibe uyarak biz de bu hafta başlatmış olduk. Allah izin verirse ben bu ahlak medresesinde size 7 ders yapacağım. Benim derslerimin üst başlığı nebevi ahlak olacak. Bu hafta yapacağım ilk dersin başlığı da Hucurat süresi ve Ahlakın Hücreleri. Şimdi tanıtım toplantısını izlediniz mi bilmiyorum bu sene ahlak yılı tanıtım toplantısını. Orada bir şey söyledim. Dedim ki bu aziz kitap Kur'an'ımız Allah'ın bize verdiği en büyük nimet olan o ilahi kelam 6236 ayeti ile aslında ahlaktan bahsediyor. Böyle bir iddia bazen hatip mübalağası olarak anlaşılabilir. Hatipler hangi meseleyi konuşacaklarsa o mesele dünyanın en önemli meselesi olur. Biz de bazen o yanlışı yapıyoruz ne yazık ki sözün heyecanıyla sözün farklı bir biçimde işte oluşturduğu o sıcaklıkla ama bu sözde inanın mübalağa yok. Kur'an bir ahlak kitabıdır. Evet, ahkam kitabıdır da. Evet, akaid kitabıdır da. Evet, ibadet kitabıdır da. Bu Kur'an'ın bir özelliğidir zaten. Ahlak kitabı dediğinizde diğerlerini devre dışı bırakmış olmuyorsunuz. Ama ahlaka ait olan her şeyin o aziz kitapta olduğunu söylemiş oluyorsunuz. Ben de Kur'an ahlak kitabıdır. Ahlakın temel esaslarını ortaya koyar dediğimde kastım zaten bu. Bunu bu şekilde zihinlerimizde netleştirmiş olalım. Peki hal böyleyse biz o zaman niye Hucurat suresini seçtik? Bunun üzerinde biraz durmamız gerekecek. Ama öncesinde ben gerçekten Kur'an'ın her ayetinin ahlakla alakadar olduğunu sizin nazarlarınıza bir vermek istiyorum. Bakın hepimiz Kur'an'ın mukaddimesi olan, dibacesi sayılan, Fatihatül Kitap olan, kitabın ana kapısı, ana girişi sayılan Fatiha suresini en az günde 40 kez okuyoruz. Fark ettik mi Fatiha'daki ahlaki mesajları? Fatiha 7 ayetten oluşur biliyorsunuz. Gelin birer birer bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim ilk ayettir ve bu aslında bir iman ahlakıdır. Bunların neden böyle olduğunu artık siz biraz irdeleyeceksiniz. İkinci ayet Elhamdülillahi Rabbil Alemin hamd ahlakıdır. Hamd sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Bunu söylediğinizde ortaya bir ahlaki ilke koymuş oluyorsunuz aslında. Hamd'in başka hiç kimseye yapılamayacağını, sadece Allah'a yapılması gerektiğini bu ayetle öğreniyorsunuz ki işte bu bir hamd ahlakıdır. Errahmani Rahim tevhid ahlakıdır. Maliki i din mülk, ceza gününün sahibi, maliki sadece odur deyince mülk ahlakını söylemiş oluyorsunuz. İyyâke nabudu ve iyyake nestaîn bir dua ahlakıdır. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Duanın kime yapılacağını öğreten ve bu noktada çok önemli bir bilinç uyandıran ki Fatiha'nın her ayeti Kur'an'ın ilk muhatapları olan sahabeyi heyecanlandırır ama şu beşinci ayet bambaşkadır. Eritir adeta eritir. Kaç sahabi namazlarda bu 5. ayeti okuduğunda farklı bir hale girmiştir. Bunun rivayetlerini okuruz. 6. ayet bizi dost doğru yola nimet verdiklerinin yoluna ilet duası isteği bir istikamet ahlakıdır. 7. ayet gazaba uğrayanların ve doğru yolan, yoldan sapanların yoluna iletme dileği isteği de bir kimlik ahlakıdır. İbn Abbas'ın tefsiriyle de biliyorsunuz gazaba uğrayanlar Yahudiler, doğru yoldan sapanlar Hristiyanlar. Bizi ne Yahudileştir Allah'ım ne de Hristiyanlaştır. Ne Yahudilerin adımlarını izleyenlerden eyle ne de Hristiyanların adımlarını izleyenlerden eyle dediğimizde ortaya bir Müslüman kimliği koyuyoruz ki işte bunun adıdır kimlik ahlakı. Dolayısıyla biz Fatiha'dan başlayalım, Nas'a kadar bütün ayetleri ahlak ekseninde okuduğumuzda ahlaka ait mesajları görürüz. O mesajlara ait bilgileri oradan alırız. Ahlaki ilkeleri oradan çıkarmış oluruz. Peki Kur'an'ın tamamı böyle olmuş olmasına rağmen biz neden Hucurat suresini seçtik? Evet Hucurat suresi farklı bir süredir. Orijinal bir süredir. Kur'an'ı bir koca bir coğrafyaya benzetin mesela. Her bir suresi o coğrafyanın bir şehri gibidir bir ülkesi gibidir bir dünya haritasını önünüze serin İşte bu diyelim ki Kur'an alemi bu alemin içerisinde doğuda batıda kuzeyde güneyde nasıl ki şehirler bölgeler varsa her bir sürede böyledir. Bakara orada koca bir kıtadır mesela hemen arkasından gelen Ali İmran yine öyledir. Her bir sürenin de kendine özgü bir kimliği vardır. Kendine özgü bir mesaj ekseni vardır. O mesajı daha farklı bir biçimde ortaya koyma özelliği vardır. Elbette her ayetin birbiriyle her sürenin de birbiriyle ciddi irtibatları vardır. Bu tenasübül Kur'an'dır malumunuz olduğu üzere. Yani Kur'an'daki ayetlerin ve sürelerin birbirleriyle münasebeti başlı başına bir ilimdir. Şimdi biz Hucurat suresini ahlak için seçmemizin elbette ki özel bazı nedenleri olması gerekir. Yoksa Kur'an'ın bütün sürelerinde biz ahlaki mesajlar alabiliriz. Ben Hucurat suresinin özelliklerini, orijinalliklerini diğer sürelerle farklarını anlayabilmemiz için bazı ilkeleri 10 maddede sizlere bir vermek istiyorum. Bu 10 maddeyi biraz hızlı geçeceğim belki ama çünkü daha başka noktalara gideceğiz. Ama benim söylediklerimi siz biraz altlarını dolduracaksınız. Zaten medrese olmasının sizlerin birer rahle arkadaşı olmasının bu medresede talebi olmanızın böyle bir özelliği var. Sakın dersleri dinleyip burada bırakmayın. Biz pazar günleri yapıyoruz derslerimizi sabahında muamelat fıkhını alıyorsunuz. Öğleden sonra ben ve başka hocalarımızın derslerini dinleyeceksiniz. Bir dahaki pazara kadar gündeminiz olmalı bunlar. Bunlarla biraz çalışmalısınız söylenenlerin üzerinde biraz durmalısınız bu derslerde söylenenleri biraz daha detaylandırmalısınız kendinize buradan ödevler almalısınız belki her hoca benim gibi ödev vermeyemiş olabilir ben vereceğim en sonda ama vermeseler dahi siz oradan bazı şeyleri almalısınız ki gerçekten medresede talebe olma gibi bizden beklenen o talebelik hakkını tam anlamıyla ortaya koymuş olalım şimdi ben Hucurat suresini neden seçtik? Buna ait 10 maddeyi sizlere bir vereyim. Birinci madde şu. Hucurat suresi hicretin 9. yılında nazil olmuş bir süredir. Nübüvvetin sonlarına doğru nazil olması vahyin son sözü olma niteliği taşımaktadır. Dikkat edin buna vahyin son sözü olma. Kitapların ön sözü ile son sözü baya böyle fikir almanız açısından önemlidir. Kur'an da kitapların kitabıdır, ana kitaptır. O kitabın da ön sözüyle son sözü var. Bunu biz eğer tertip olarak değerlendirsek Fatiha mesela ön sözdür ki örneği onun için oradan verdim. Nas suresi de son sözdür. Eğer biz ayetler için konuşsak ayetlerde Alak suresinin ilk beş ayeti İlk sözdür. Maide süresinin 3. ayeti son sözdür. Süre olarak farklı biliyorsunuz ayet olarak farklı. Şimdi Hucurat süresi de 9. yılda yani aleyhissalatü vesselam efendimiz bir yıl sonra vefat edecek. Dolayısıyla böyle sonlara doğru artık çok daha sıkıştırılmış ve çok önemli bilgilerin sonlarda bazı kemal haline ulaşma noktasındaki bir neticesinin de işareti olarak farklı mesajlar gelir. Özellikle 9. yılda hicretin 10. yılda inen ayetler bizim için bu çerçeveden biraz daha farklı bir biçimde ele alınmalıdır. Hucurat süresi de böyle 9. yılda inmiş ve biraz daha son söz niteliği taşıyor. İkincisi Hucurat süresi Rabbimizi çok iyi tanımamızı sağlayacak mesajları bize takdim eden bir süredir. Rabbimizi birçok sürede tanırız. Tanıyacağımız bir sürede Hucurat süresidir. Sürede geçen 13 tane Esmaül Hüsna var. Bazıları ikişer kez geçer ama 13 yerde Esma'ya ait ifadelere rastlarız. Semi' Alim, Gafur, Rahim, Hakim, Tevvab, Habir o Esmaların içlerinde olanlar. Bir de bu sürede şunu görüyoruz Rabbimiz nelerden hoşnut oluyor, nelerden ise hoşnutsuz oluyor. Razı oldukları ne? Razı olmadıkları ne? Bunları öğrendiğimizde neyi öğrenmiş oluyoruz? Rabbimizi öğrenmiş oluyoruz. Rabbimizin rızasını, hoşnutluğunu öğreneceğimiz her şey Rabbimize ait bir bilgidir aslında. Dolayısıyla Hucurat Suresi bir yönüyle de bir iman süresidir. İmana ait olan özellikle de o imanın en önemli meselesi olan Allah'a iman. Allah'ın nasıl bir Allah olduğunu nasıl bir yaratıcı olduğunu bize aktaran o bilgiler bu manada önemlidir. Üçüncü madde 18 ayetten oluşan bu kısa süre hemen hemen her ayetinde çok önemli bir mesaja ve ilkeye dikkat çekmiştir. Şimdi göreceğiz zaten detaylarını. 18 ayet her ayette mesaj var zaten her ayetinde farklı bir mesele var her ayetinde çok daha değişik değişik meseleler okuyacağız dolayısıyla zengin bir içeriği var kısa bir süredir topu topu iki sayfadır ama zengin bir içeriği vardır her ayetinde de o zengin içeriği Ayet içerisinde de öyledir zaten mesela bir ayette bir mesaj yok aslında bir ayette kaç tane mesaj okumuş oluyorsunuz. Dördüncüsü 18 ayet içerisinde 5 kez ya eyyühellezine amenu ey iman edenler bir kez de ya eyyühennaz ey insanlar diyerek söylenen sözlerin çok önemli olduğuna vurguda bulunulmuştur. Şimdi benim güzel kardeşlerim bu hitaplar var ya ya eyyühellezine amenu ya eyyühennaz sahabeyi böyle yerinden oynatırdı. Abdullah İbni Mesud diyor ki siz bilseydiniz eğer bunun ne demek olduğunu bu sanki Allah'ın sizinle konuşmasında adınız neyse ey Muhammed Emin, ey Fatma, ey Zehra, ey Mehmet neyse isminiz bununla size hitap etmesidir. Biz böyle bir hitabı duyduğumuzda diyor sahabe içerisinde İbni Mesud'un konumunu çok iyi biliyorsunuz çakılır kalırdık. Defaatle başka derslerde anlattığım bir örnek var. Biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam efendimizin evi mescidin yanında hucuratta o zaten şimdi geleceğiz ona. O odalarda olduğu zaman mescitteki konuşmaları işitiyorsunuz zaten. Ümmü Seleme anamız odasında odası da hemen yakınlardadır zaten mescidin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem minberde bir şeyler anlatacak insanlara. O da odasında yanında bir hanım saçlarını taratıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ya eyyühennas deyince ey insanlar deyince anamız bir anda ayağa kalkıyor. Hemen örtüsünü arıyor baş örtüsünü aldığı gibi mescide doğru koşacakken o hanım tutuyor. Diyor ki ya anneciğim diyor ne bu heyecan ya Resulullah'ın sesi bize geliyor zaten. Hadi dedik ki duymayalım Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gelir akşam sen sorarsın yine öğrenirsin. Niye bu heyecan Ümmü Seleme bunu anlayan birisidir Allah ondan ebeden razı olsun diyor ki bak Allah Resulü ne diyor ey insanlar diyor ben de bir insanım nasıl bu çağrıya icabet etmem nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sesini bu sedasını sessizliğe mahkum ederim hayır ben anında lebbeyk deyip oraya doğru koşmalıyım şimdi böyle bir süre duruyor önümüzde ve beş kez ey iman edenler diyerek bizim dini kimliğimizi nazarlarımıza vererek bize hitap ediyor. Bir kez de insani kimliğimizi nazarlara vererek bize hitap ediyor. Altı kez adımızla bize hitap ediyor. Altı kez ismimizi anıyor. Kur'an'da benim adım var mı diye sorun adım var. Adım bu işte. Benim adım bu. Benim kimliğimle bana hitap ediyor. Bu altı tane ayetin geçtiği yerlerdeki vurgular mesajlar daha daha önemlidir. Çünkü eğer Rabbimiz bunu söylemişse ey iman edenler demişse kesinlikle iman edenleri doğrudan alakadar olan bir şeye dikkatlerini çekiyordur. Eğer ey insanlar demişse insaniyetine ait bir hakikate dikkat çekiyordur. Bu altı tane dikkat çektiği şeyleri nazarlarınıza vermek istiyorum. Bakın birinci ya eyyühellezine amenuda Allah'a karşı saygılı olunması emredilir. İkinci ey iman edenlerde peygambere karşılı saygılı davranma ve asla nezaketsiz olmama. Hatta bir ifade kullansak herhalde daha doğru olacak. Küstahça davranmama, ahlaki ilkeleri zedelememe, ihtiramı zedelememe adında adına bir tavsiyede bulunulur. Üçüncü ey iman edenlerde haberlerin araştırılmasına, toplum ilişkilerindeki dürüstlüğe, açık yürekliliğe, adalete ve barış ilkelerinin korunmasına dikkat çekilir. Dördüncü ey iman edenlerde toplulukların kavimlerin artık kimse birbirlerini aşağılamadan uzak durmaları emredilir. Beşinci ey iman edenlerde kötü düşünceyle hareket etmenin yani zan geleceğiz zaten ve onun ürünü olan dedikodu gıybeti gıybet yapmanın çirkinliği üzerinde durulur. Bakın beş tane ey iman edenlerin hemen arkasından gelenler bunlar. Altıncısında ya ey yuhennas deyince ey insanlar deyince artık kavimlerin kabilelerin farklı farklı olması bir kavga sebebi değil bir anlaşma sebebi vesilesi olduğu nazarlara verilir. Yani sizin farklı farklı olmanız Allah'ın ayetlerindendir. Milletleriniz, aileleriniz, kabilelerinizin olması bir zenginliktir. Allah bu zenginlik üzere sizi yaratmıştır. Ne olur tek tipleştirmeyin. Ne olur birbirlerinizi yok saymayın. Ne olur birbirlerinizin milletlerini, ırklarını alay konusu yapmayın. Ne olur birbirlerinizle insan kimliği üzerinden ilişki kurun, iletişim kurun. Aslında ne kadar önemli şeyler söyledikleri ayetlerin açılımına geldiğimizde göreceğimiz şeyler. Niye Hucurat Suresi'ni seçtik? 5. sebep şu. 18 ayetin hemen hemen hepsinin bir hatırası yani bir sebebi nüzülü vardır. Bu da ayetlerin zeminini anlamamızı kolaylaştırmaktadır. Kur'an'ın mucize bir kitap olmasının en önemli özelliklerinden bir tanesi de şudur benim güzel kardeşlerim. Tarihin belli bir zamanında indi, belli muhataplara indi, belli olaylar üzere indi ki o olaylar üzere inmesine işte sebebi nüzül diyoruz ama evrenselliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Ben 14 asır sonra geldim şu anda ben İstanbul'dayım siz farklı farklı yerlerdesiniz biz okuyoruz Kur'an bize hitap ediyor. Ama asıl aslında 14 asır önce miladi işte 6. asırda belli muhataplara inmişti. Şimdi ben bu ayetlerden daha fazla istifade edebilmem için ilk indiği bağlamı iyi anlamam gerekir. Çünkü sözün bağlamı sözün anlamıdır aslında bağlamdan kopardığınızda Anlamlı, anlamsızlaştırırsınız sözü. Kendiniz anlam vermeye çalışırsınız. Ama bu ayet hangi sebebe bağlı olarak indi? Ne yaptı ki sahabe ya da o günkü çağdaşlar diyelim ki münafıklar, diyelim ki müşrikler, diyelim ki Yahudiler, diyelim ki Hristiyanlar ki Allah böyle bir ayet indirdi. Bunu bilmeniz o ayetten istifadenizi daha fazlalaştırıyor. Sebebin özülü ne olur şöyle anlayın Kur'an'ın yere basan ayaklarıdır aslında sebebi nüzül. Zemin dememiz bundan zaten Kur'an'ın ayakları var, yerde ayakları var. O yere basan ayaklarına işte biz sebebi nüzül diyoruz. Bilinmesi, fark edilmesi, anlaşılması ayetlerden daha doğru istifade edilmesine vesile olacak. E Hucurat suresi de bu yönden Kur'an'ın birçok suresine göre çok zengin. 18 ayetin hemen hemen hepsinin birer birer sebebi var. Altıncısı biraz da bizimle daha daha doğrudan alakadar bu. Özellikle siyer noktasında. Hucurat suresi Kur'an üzerinden siyer okumalarına, siyer üzerinden Kur'an okumalarına çok büyük bir katkı sağlamaktadır. Çünkü siyer Kur'an noktasındaki o beraberlik bunu hiçbir zaman unutmayalım. Çünkü netice itibariyle Kur'an'ın hayata dönüşmüş şeklidir siyer. Siyer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıdır. Onun yaşadığı hayat Kur'an'ın istediği hayattır. Dolayısıyla birbirlerine böyle bir sıcak ve doğrudan bağları vardır. Hucurat süresinde de bu daha üst düzeydedir siyer üzerinden Kur'an nasıl okunur ya da Kur'an üzerinden siyer nasıl okunur sorusuna çok güzel cevaplar buluruz burada. Yedincisi şu Hucurat Suresi bedenen aramızda olmayan kutlu nebi ile sallallahu aleyhi ve sellem nasıl canlı bir bağ kurulabileceğini zihinlere nakşeden bir süredir tekrar etmek istiyorum bu maddeyi. Hucurat suresi bedenen aramızda olmayan kutlu nebi ile nasıl canlı bir bağ kurulabileceğini zihinlere nakşeden bir süredir. Ve alemu enne fikum Rasulullah iyi bilin ki Allah Resulü içinizdedir ayeti 7. ayet biliyorsunuz Hucurat suresinin sadece sahabeye içinizde yaşayan peygamber diye söz etmez. Bizim gibi sahabe olma bahtiyarlığını ve fırsatını kaçıran sonradan gelenlere iyi bilin ki Allah Resulü içinizdedirdir. Ama onlara içinizdedir derken iki şekilde içinizdedir der, de diyordu. Hem bedenen içinizde hem mesaj itibariyle içinizde. Bize dediği zaman bedenen içimizde değil ama ruhen ve mesaj itibariyle içimizde. Bu da ne yapıyor bizi? ne kadar uzak kalmışsak kalalım zaman itibariyle kalalım mekan itibariyle kalalım bu ayet içimize su serpiyor ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz içinizde diyor biz de o içimizde olmanın heyecanını yaşıyoruz aslında Hucurat suresinin zirve ayetlerinden bir tanesidir bu sekizincisi Hucurat suresi müminlerle peygamberleri arasında nasıl bir hukuk kurulması gerektiğini en ince ayrıntılarına kadar öğreten bir süredir. Bunu da yine tekrar etmek istiyorum. Müminlerle peygamberleri arasında nasıl bir hukuk kurulması gerektiğini en ince ayrıntılarına kadar öğreten bir süredir. Şimdi detaylarını göreceğiz. İlk beş ayeti peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabe arasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile ümmeti arasında o hukukun yani ahlaki ilkelerin nasıl kurulması gerektiğini öğreten bir sure özellikle ilk beş ayeti. Dokuzuncu madde bakın dikkat edin buna Hucurat suresi müminlerle müminler, müminlerle fasıklar, müminlerle bedeviler, kadınlarla kadınlar, erkeklerle erkekler, Erkeklerle kadınlar arasındaki hukuka dair ilkeleri öğreten bir süredir. Dikkat ettiniz mi? 6 tane iletişim çeşidi söyledim. Tekrar edelim isterseniz. Müminlerle müminler. Genel böyle bir ifade var. Müminlerle fasıklar. Fasığın ne olduğunu da göreceğiz şimdi. Müminlerle bedeviler Bedeviler de var biliyorsunuz. Bedevi buradaki ifadesiyle cahil ama her zaman bedevi cahil manasında kullanılmaz Kur'an'da. Köylü, köyde yaşayana da bedevi denir. Bazen adam köyde yaşıyordur ama inanılmaz derecede medenidir. Özellikle burada bedevi derirken biz genel anlamda biraz böyle şehirli, şehirlilikten, nezaketten uzak anlamında kullanılır. Ama bu asla ille de köyle birleştirilerek anlaşılması gereken bir kavram değildir. Bu bir zihniyet kavramıdır ve özellikle bu ayette hucurattaki bedevi zihniyet itibariyle bedevi olanlar. Müminlerle bedeviler, kadınlarla kadınlar onların arasındaki iletişimi de söylüyor. Erkeklerle erkekler bir de erkeklerle kadınlar tam 6 tane 6 tane iletişim çeşidini bizim nazarlarımıza veriyor. Onuncusu ve sonuncusu da şu Hucurat suresi ahlakın hücrelerini nazara veren olmazsa olmazlarını ortaya koyan ve çok temel mesajlarla mümin ahlakının kodlarını gösteren bir süredir. Neden biz özellikle Hucurat suresi ve ahlakın hücreleri dedik buradan anlayın. Hucurat suresi ahlakın hücrelerini bununla da kastımız ne şimdi söyleyeceğim. Ahlakın hücrelerini nazara veren olmazsa olmazlarını ortaya koyan ve çok temel mesajlarla mümin ahlakının kodlarını gösteren bir süredir. Şimdi biz neden Hucurat Suresini seçtik? Herhalde bu 10 maddeden iyice anlaşılmıştır. Hucurat Suresinin diğer süreler içerisindeki ayrıcalığı özelliği nedir bu on maddeden o da anlaşılır ama özel olarak bizim konumuz ahlak meselesi olduğu için biliyorsunuz Hucurat suresinin bir ismi de ahlak suresidir özellikle alimlerden bazıları bu ismi daha fazla kullanırlar bu isimle yönelik olarak ve bu ismin altını dolduran ilkeler çokça olduğu için burada bunları görüyoruz şimdi birazdan dediğim gibi detaylarını göreceğiz benim güzel kardeşlerim biz ahlak dediğimizde Türkçe'de genelde güzel ahlakı kastederiz biliyorsunuz. Eğer kastımız kötü ahlaksa çirkin ahlaksa ne diyoruz ahlaksız diyoruz. Arapçada da böyle bir ayrım var. Mesela güzel ahlak genelde ahlak hamide diye ifadelendirilir. Eğer kötü ahlak çirkin ahlaksa ahlak-ı seyyiye ya da ahlak-ı zemime diye isimlendirilir. Özellikle bu ahlakın iki alanını görüyoruz biz Hucurat süresinde. Belki böyle olması bu süreyi zaten ahlak süresi diye isimlendirilmesine sebebiyet vermiştir. Şöyle bir tablo nazarlarımıza vereceğim şimdi. Bu ayet 18 ayet süre 18 ayetten oluşuyor biliyorsunuz Hucurat süresi. Birinci ayetten 10. ayete kadar olan bölüm bir bölümdür. Bu birinci bölümdür ve burada ahlak hamide nazarlara verilir. Güzel ahlak, erdemli davranışlar, fazilete ait olan güzellikler bir Müslümanda olmazsa olmaz esaslar nazara verilir. İlk 10 ayette 11. ayetten sonuna kadar yani 18. ayete kadar olan bölüm ise ikinci bölümdür. İkinci bölüm ahlakı seyyiye ya da ahlakı zemime yani çirkin ve kötü ahlak çirkin ve kötü dak davranışlar. Bunlara ait olan bölümde ikinci bölümde verilir. Dolayısıyla hucurat süresinde böyle de bir güzellik ve bütünlük var. yani biz sadece iyilikleri görmüyoruz. övülenleri görmüyoruz, iyi olanları görmüyoruz kötü olanları, zem edilenleri, çirkin olanları da görüyoruz. Dolayısıyla ikisini bir arada gördüğümüz zaman hangisini yapmamız gerekir, hangisini yapmamamız gerekir? Yaparsak ne kazanırız, yapmasak ne kaybederiz? Bunları daha iyi görmüş oluyoruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Niye ahlakın hücreleri diye bir ifade kullandım bunu biraz açayım. Hucurat malum hücrenin çoğulu Dördüncü ayette geçiyor zaten bu ifade ve oradan süreye isim oluyor. Meseleyi de biliyorsunuz Hucurat suresinin o en temel sebebi nüzulüne olan olayı Temim oğullarından bir heyet geliyor. Temim oğulları Akra İbni Habis'in işte başlarında olduğu Bedevi Araplardan bir kabiledir. Biraz serttirler, haşindirler. Cahiliyeden itibaren özellikleri böyledir. Çölde de yaşadıkları için pek şehir ahlakını şehir nezaketini bilmediklerinden dolayı bir öğle vakti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi odasında yani hücresinde istirahat halindeyken böyle paldır küldür Mescid-i Nebevi'ye giriyorlar efendimizi arıyorlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yok Yok denilir denilmez hemen odanın kapısına doğru gidiyorlar. Ey Muhammed çık yanımıza. Biz geldik. Biz buradayız. Ey Muhammed diyerek seslenmeye başlıyorlar. Sahabe böyle şaşıp kalıyor. Bu nasıl bir nezaketsizlik? Nasıl bir görgüsüzlük diyorlar ama hiçbir şey demiyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin de çok zoruna gidiyor. O da çok üzülüyor ama o da bir şey söylemiyor. Onun sessiz kaldığı yerde Kur'an konuşuyor ve Kur'an o davranışları yerine bir ediyor. Ve öyle olmaması gerektiği noktasında uyarıyor. Allah o bedevilerden ebeden razı olsun. O bedevilerin bizi medenileştirdi aslında. Kendileri bazen bedevilik yaptılar ama bize nasıl medeni olacağımızı öğrettiler. Bazen yanlış örnekler üzerinden çok güzel şeyler söylediler. Özellikle bazı bedeviler de vardı. Böyle sahabi onların yolunu gözlerlerdi. Çünkü biraz cesur adamlardır. Ben de biraz kaldım işlerinde o bedevilerin. Farklı bir ahlakları var onların. Rahattırlar yani. Böyle çok da güzel hasletleri de vardır. Mesela siz onlara bir misafir olsanız dünya yıkılsa sizi kimselere vermezler. Size asla onların yanında zarar dokunmaz. Böyle zamanı şey yapmak istemiyorum ama bir tane hatıram var size anlatmak isterim onu bir dönem bir taife çekimlere gitmiştik 2008-2009'lu yıllarda. Allah selamet versin şu anda da yine Mekke'de olan biraz da rahatsız olan Necati Öztürk hoca dedim demişti ki hocam muhakkak bir bedevi şoförle git. Eğer bir bedevi şoförle gidersen o seni korur. Ben tabii oraları bilmediğim için bir şey söylemedim ama onun sözüne de itibar ederek öyle bir şoför bulduk. Yolda polis bizi çevirdi. Kameralar, mameralarla o zamanlar gitmek sıkıntılı. Kameraları elimizden alacak polis. O şoför vermedi. Polise vermedi. Dünyayı yıktı neredeyse. Bizim kameralarımızı polise vermedi. Benim elimden alamazsın dedi ve bizi geçirdi. Ben o zaman anladım. Böyle özellikleri var. Onun için sahabiler bu bedevilerin Medine'ye gelmelerinden inanılmaz derecede hoşlanırlardı. Çünkü geliyorlar sorular soruyorlar. Onların sordukları sorularla nice meçhul olan şeyler maluma dönüşüyor. Bilinmeyen şeyler bilinen şeylere dönüşüyor. Onun için sahabi ondan dolayı onların soru sormalarına, onların cesaretlerine bu noktada farklı bir nazarla bakıyorlardı. İşte buradaki olay da böyle bir olay. Ama ben burada Ahlakın hücreleri derken iki tane farklı kastım var. Bunlardan bir tanesi ahlakın hücreleri derken kastım ahlakın odaları. Aynen Arapçadaki anlamına uygun bir biçimde. Ahlakın odaları nasıl ki aleyhissalatü vesselam efendimizin hücrelerine odalarına işte hücre deniyor çoğulu hucurat. Ahlak da böyle hücrelerden oluşuyor yani odalardan oluşuyor. Biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi inşa edince o ilk günlerde Sevde anamızla evliydi. Ayşe annemizle de, de nişanlıydı. Onun için Mescid-i Nebevi'nin ilk yapımında bir oda yapıldı hemen mescidin yanında. Hemen arkasından ikinci oda yapıldı. Ayşe anamız mescide bitişik olan odaya geçti. Sevda anamız onun yanındaki odaya geçti. Sonra tabi annelerimizin sayısı arttı. O Mescid-i Nebevi'nin etrafında 9 tane oda oluştu. Onun için 3'ten fazla olduğu için hucurat zaten 9. yılda nazil olduğu için o günlerde 9 tane oda var. Her biri küçük küçük odalar öyle çok büyük evler aklınıza gelmesin. Yıllar sonra Ömer İbnül Abdülaziz Medine'nin valisi iken Mescid-i Nebevi genişletilme meselesi gündeme geldiğinde o odaları da yıkılıp mescide dahil edilmesi meselesi gündeme geliyor. O zaman bazı tabinin büyükleri gözyaşları içerisinde yapmayın etmeyin diyor ya yıkmayın şunları yıkmayın da en azından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl evlerde kalıyordu biz de görelim bizden sonraki nesiller de görsün. Göremedik ama Allah yine onlardan razı olsun ki en azından bize anlattılar. Yani metresine varıncaya kadar, yüksekliğine varıncaya kadar, sayılarına varıncaya kadar konumlarına varıncaya kadar kitaplarımızda ayrıntıları var bunların ama neticede görseydik çok daha iyi olurdu. Dua edin de en azından biz yapabilelim en azından bazı görsellerini de iyice bir görmüş olalım. İşte biz hücre derken o odalara bağlı olarak söylüyoruz. Nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kaldığı hücreler vardı, odalar vardı. Ahlakın da hücreleri, odaları var. Şimdi bir bina düşünün güzel bir bina resmi. Şimdi bir resim size göstereceğim. Çok öyle heveslenmeyin demeyin ki ah benim de böyle bir evim olsun. Siz başka şeylere heveslenin. Onları da isteseniz bir mahsur yok ama daha daha büyük idealleriniz, hedefleriniz olsun. Böyle güzel bir bina. Bakın dışarıdan bakınca ne kadar güzel gözüküyor. Ama düşünün böyle güzel bir binanın odası yok. Ne içinde yatak odası var, ne oturma odası var, ne misafir odası var, ne salonu var, ne çalışma odası var, ne yemek odası var, ne mutfağı var. Bunlar yok. E bunlar olmadığı zaman o binanın güzel gözükmesi, o binayı güzel kılıyor mu? Dıştan baktığınızda o, o biçim işte hevesli hevesli bakarsınız. Tamam güzel girdik içeriye içeride oturacağız. O evde kalmak istiyoruz. Evde oda yok. Evde oda yoksa evin güzelliğinin bir anlamı da yok. Çünkü o evin yaşanabilirlik kazanabilmesi için neye ihtiyaç var? Odaya ihtiyaç var. Her bir oda evdeki yaşam standardını getirecek ve yaşam kalitesini arttıracak. O evde olan o odalar sizin o evde rahat etmenizi sağlayacak. Aynen ahlak da böyledir. Bina var oda yok. Ne aradı? Eğer hücresi yoksa, odası yoksa, o ahlak yoktur aslında. E şu anda aslında öyle. Bakın, ahlakın çok çok ismi var, konuşmaları var, dersleri var, konferansları var, kitapları var ama kendisi yok. Odası yok. Ahlakın odası yok. Yani ahlakın hücreleri yok. Ahlakın hücreleri, odaları yoksa ahlakta yok. Onun için ben biraz da bu nazarla böyle bir serlevhayı seçtim. Dedim ki ahlakın hücreleri olmalı. Eğer o hücreler olmazsa yani o odalar olmazsa olmuyor. Olmadığı zaman da ortaya tam anlamıyla bir şey çıkmıyor. Ahlakın hücrelerinde benim ikinci bir kastım daha var. Burada ben hücre ifadesini Türkçedeki anlamda kullanıyorum. Mesela Türkçede hücre dediğimizde aklımıza ne geliyor? Canlıların canlılığını gösteren yaşama ve üreme yeteneğine sahip olan en küçük yapı birimi biliyorsunuz. Hücreler vücudun ya da canlının ille de insan olarak sınırlandırma bütün canlılarda hücre var biliyorsunuz. Canlılığını devam ettiriyor. Eğer o hücreler kirlenmişse, sağlığını yitirmişse, yenilenmemişse ne oluyor? Diyelim ki insan vücudu için konuşalım. İnsan vücudunda hücreler kirlendi, yenilenmedi. Sağlığını yitirdi ne oldu? Hastalık başladı. O hastalık eğer tedavi edilmesen sonra ne oluyor? Ölüm gerçekleşiyor. Şimdi ahlakın hücreleri dediğimizde de bizim kastımız böyle olmalı. Bir insan vücuduna benzetirsek o vücudun canlılığının işareti o hücrelerdir. O hücreler işte ahlak hücreleri. Eğer o hücreler zayıflamışsa, kirlenmişse, hastalanmışsa o vücut ayakta da duramaz, hayatta da duramaz. Vücuttaki o hücrelerin ya da canlılardaki o hücrelerin Arapçadaki karşılığı haliyedir. Haliye. Biz Türkçe'de hücre diyoruz. Ama Türkçe'deki hücrenin de yine sözlüklerde küçük odacık diye bir anlamı var. Yani birbirlerine anlam yakınlığı var. İki tanımı birleştirerek şöyle bir şey söylüyorum benim güzel kardeşlerim. Nasıl ki bir bina odasız olmazsa bir vücut bir canlı da hücresiz olmazsa bir insan da ahlaksız olmaz olamaz. Çünkü ahlak insanın insaniyetinin işaretidir. Neden serlevhamız insaniyetin işareti ahlak bilmem anlaşıldım. İşte bundan dolayı. Çünkü insanlığımızı devam ettirebilmemiz için ahlaka ihtiyacımız var. Eğer ahlak yoksa insanlık da yoktur. insaniyet de yoktur. Ve biz bu ahlakın hücrelerini en temelde Hucurat süresinden öğreniyoruz. Eğer Hucurat süresinde biraz sonra göreceğiz detaylarını. Bize öğretilen ahlaki ilkeler yoksa o vücut hücreleri ölmüş bir vücuttur. Yani canlılığını kaybetmiş bir vücuttur. O bina harap olmuş bir binadır. O vücut kansere teslim olmuş. O bina ise harebeye dönmüştür. Çünkü eğer canlılık yoksa istediğiniz kadar güzel olsun orada imar yok. İmar ancak canlılarla, insanla, hizmetle ortaya çıkacak bir şeydir. İşte biz Hucurat süresinden bu hücreleri yani hem ahlakın odalarını hem ahlakın Türkçedeki karşılığıyla hücrelerini, canlılık emarelerini, işaretlerini öğrenmiş oluyoruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim vakit bayağı hızlı gidiyor. Bayağı da dersimiz var ama ne yapalım tamamlayacağız inşallah. 18 ayette 16 tane ahlaki ilke hücre nazarlara verilir. Neler bunlar biliyor musunuz? Bakın itaat ahlakı, ittiba ahlakı, ihsan ahlakı, ikram ahlakı, haber ahlakı, iman ahlakı, ihtilaf ahlakı, kardeşlik ahlakı, davranış ahlakı, Müslüman ahlakı, hilkat ahlakı, 12. madde bir daha ittiba ahlakı. Baştaki ittiba ile buradaki ittiba arasında şöyle bir fark var. Baştaki ittiba direkt peygambere ittiba. Buradaki ittiba İslam'a ittibadır. 12.deki ittibayı İslam'a ittiba olarak anlayın. 13.sü cihat ahlakı, 14.sü ilim ahlakı, 15.si teslimiyet ahlakı, 16.sı ihsan şuuru ahlakıdır. Bir daha vermek istiyorum size bakın 18 tane ayette 16 tane ahlak öğretiliyor bize. Birincisi itaat ahlakı İkincisi ittiba ahlakı, üçüncüsü ihsan ahlakı, dördüncüsü ikram ahlakı, beşincisi haber ahlakı, altıncısı iman ahlakı, yedincisi ihtilaf ahlakı, sekizincisi kardeşlik ahlakı, dokuzuncusu davranış ahlakı, onuncusu Müslüman ahlakı, on birincisi hilkat ahlakı. Hilkat ne? Yaratılış ahlakı. On .'si ittiba ahlakı farkı söyledim baştaki peygambere ittiba buradaki İslam'a ittiba on üçüncüsü .'si cihat ahlakı on dördüncüsü .'si ilim ahlakı on beşincisi teslimiyet ahlakı on .'si ihsan şuuru ahlakı döndürüyorum sizi bir daha o güzel resme o resim İslam evi olsun mesela o İslam evinin 16 tane odası var odalar da bunlar. Bu odalar olursa eğer o evde Müslümanca yaşanıyor. Bu odalardan bir tanesi eksik olsun o evde sıkıntı oluşuyor. İster istemez bazı şeyler yapılamıyor. Düşünün mesela salon yok ortada ne olacak? Mutfak yoksa ne olacak mesela diyelim ki önem sırasına göre öylece değerlendirin mesela. Neyse oradaki o ahlakın önemi odalarda öyle. Ya da vücudun üzerinden konuşalım. Vücudun en temel hücreleri, bunlar 16 tane temel hücresi. Bu hücrelerden hangisi zayıfsa hastalık oradan geliyor. Hangisinde zafiyet varsa vücudun orası sıkıntılı, hasta bazen ayağında, bazen kolunda, bazen gözünde, bazen burnunda, bazen kulağında nasıl ki vücudumuza hastalıklar varsa, aynen böyle. Mesela birisinin zafiyeti bir noktadadır. Bunlardan bir tanesinde orada başlıyor hastalık. İşte Hucurat süresi yani ahlak süresi bu hücreleri, ahlakın hücrelerini bizim nazarlarımıza vererek aslında bizde kamil bir ahlak oluşturmak istiyor. Yenileyin hücrelerinizi diyor. Tesis edin odalarınızı diyor. Eğer odalarınız tesis olursa yaşanabilir bir eviniz olacak. O evin adı da Müslüman evi olacak. Eğer hücrelerinizi yenilerseniz vücudunuz sağlıklı ve sıhhatli olacak. Siz vücudun sahibi olarak Müslüman ahlakının sahibi olacaksınız ve temsiliyet sizin üzerinde üzerinizden çok farklı bir biçimde ortaya çıkmış olacak bu Hucurat suresi bu Allah hepimizi anlayanlardan eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim vakit el verdiği oranda biraz detaylarınıza girelim. Detaylarına girelim. İlk beş ayet müminlerin peygamberleri ile kurmaları gereken aslında nübüvvet ahlakıdır genel ifadesiyle. Onun neler olduğu konusunu biraz önce biz sadece iki ifadeyle söyledik biraz daha genişletelim şimdi. İlk beş ayeti Hazreti Peygamber ile ümmeti arasındaki ahlakı tesis ediyor. O ahlak nedir? Birincisi Hazreti Peygamber'e karşı itaat ahlakı. İkincisi Hazreti Peygamber'e karşı ittiba ahlakı. Üçüncüsü Hazreti Peygamber'e karşı ihsan ahlakı. Dördüncüsü Hazreti Peygamber'e karşı ikram ahlakı. 14 asır sonra da gelsek bunlar bizi bağlıyor. Kur'an'da hangi ayet bizi bağlamıyor ki bunlar bağlamasın? Bunlar bizi bağlıyor ve bize diyor ki ey Müslüman ey kendini mümin diye isimlendiren ey la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen eğer bunu gerçek manada diyorsan asla adımlarını Allah ve Resulünün adımlarının önüne geçirme. Nasıl geçirme adımlarını? Allah ve Resulü bir işte bir hüküm verdi. O hükmü beğenmemezlik etme. Tevillerle meseleyi başka yerlere sevk etme. Allah sana Kur'an'da faizin haram olduğunu söyledi. Artık sağa vurup sola vurup başını oralardan bir şeyler çıkarıp ne yapsam da ben bu hükmü farklı bir noktaya çeksem deme. Çünkü bunu yapman adımı Resulullah'ın adımının önüne geçirmektir. O orada durdu. Resulullah'ın durduğu yerde sen de durman gerekir. Nasıl adlayalım bunu biliyor musunuz? Mesela diyelim ki bir camidesiniz. İmam nerede duruyor? Cemaatin en önünde duruyor. Ben sonradan geldim baktım ki her taraf dolu bir türlü de geçemiyorum. Ya diyorum ki ben namazdan geri durmayayım. Gidip imamın bir adım önünde duruyorum. Namazım geçerli oluyor mu? Olmuyor. Niye? Çünkü imamın önüne geçilmez. Bu da aynıdır. Hayatın imamıdır Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Hayatın bütün kodlarını bize öğretmiştir o. Durduğu bir yer var. Duracaksın arkadaş. Onun arkasında duracaksın. Çağ böyle, zaman böyle, şartlar böyle işte ne yapalım? Zaman değişti, şöyle oldu, böyle oldu. Bunlar bunlar müminin söyleyeceği laflar değil. Yani Kur'an'ın kodlarını zihnini ya da ahlakının hücrelerini inşa eden bir mümin bunları söylemez çünkü duracağı yeri bilir. Onun duracağı yer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin durduğu yerin daha gerisidir. Onun için asla adımlarını onun adımlarının önüne geçirmez. Yine bu ayetler diyor ki ey Müslüman ey kendini mümin olarak tanıtan sesini asla peygamberin sesinin üstüne geçirme. Bu ne demek Allah Resulü yaşıyor mu şu anda? Hayır bedenin değil ama sözleri var işte hadisleri var onun. Bize miras olarak bıraktığı nebevi bir mirası var. Konuştuğu sözler var Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir işte bir söz söylediyse bir hüküm koyduysa bize bir yol gösterdiyse inanmış bir erkeğe ve inanmış bir kadına o hükme razı olmaktan başka bir yol yoktur. Bitti artık ben bana göre deyip bir şey söyleyemem ki bana göreyle zaten din olmaz. Eğer dine ait hükümlerini birisi bana göre şöyle bana göre bir şey şekilde konuşuyorsa o kendine ait bir şeyi konuşuyordur. O İslam'dan konuşmuyordur. İslam'da bana göre diye bir şey yoktur. Bunun Allah'ın kitabına göre vardır, peygamberin sünnetine göre vardır. Dolayısıyla burada da sesin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sesinin üzerine çıkmaması gerekir. Bunun ne kadar güzel örnekleri var siyerde ve hadis kitaplarında geçmiş derslerde anlatmıştık oralara bakarsınız. Bir hüküm daha öğreniyoruz burada. Eğer kendini mümin görüyorsan Müslüman görüyorsan asla sıradan bir insandan bahseder gibi peygamberinden bahsedemezsin. Onun adını sadece adını ile anamazsın saygı göstermek zorundasın. İhtiram ahlakı budur zaten. Salat ve selam getirmek zorundasın. Sen yanında duran bir işte annene, babana, amcana, dedene neyse bir büyüğüne, hocana, değer verdiğin birisine nasıl ismiyle hitap etmiyorsan Aleyhissalatü vesselam efendimize de etmemelisin. Çünkü salat ve selam Allah'ın bize yüklediği bir emirdir. Her salat ve selam bizi peygambere yaklaştıracak en önemli vesiledir. Peygamberin şanının yüceltilmesine ihtiyaç yoktur. Onun şanını Allah yüceltmiştir. Ama ben ona inanmış bir mümin olarak onun şanını yücelttiğimde kendim yüceliyorum aslında. Çünkü o çok yüce zaten ama ben onun şanını yücelttiğim zaman en azından biraz seviye kazanıyorum ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi daha doğru anlayabileyim. Onun için burada ben bu ayetleri anladığımda peygamberden sıradan bir insandan bahseder gibi bahsedilmemesi gerektiğini öğrenirim. Bir mesaj da şudur ey Müslüman ey mümin peygamberin ile kuracağın hukuku sadece tarihe havale ederek işin içinden çıkamazsın. Şu anda da sen onunla canlı bir bağ kurmak zorundasın. O ayetler de sana bunu söylüyor. İlk beş ayetin mesajları böyle. Geldik altıncı ayete ne göster söylüyor bize? İletişimde gözetilmesi gereken haber ahlakını bize öğretiyor. Haberin bir ahlakı var o ahlakı bize öğretiyor. Altıncı ayette ey iman edenler eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra pişman olursunuz. Sebebin özülünü bilenler hemen hatırladılar. Velid bin Ukbe beni mustalika vali ve zekat memuru olarak gönderiliyor. Dinlemeden o kavmin aslında iyi niyetle onu karşılamak için ortaya çıkardığı o hareketliliği cahiliye döneminde onlarla olan bir husumetine bağlıyor. Kendine saldıracak gibi söylüyor öyle anlıyor ve bu bilgiyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme getirdiğinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam da Velid'in getirdiği bu bilgi üzerinden beni mustalik üzerine bir sefer hazırlığına girme temayülüne giriyor. Yani böyle bir arzusu oluşuyor ayet bunun üzerine geliyor. Velid bin Ukbe bir sahabi aslında ama ayet fasık diyor. E fasık olması onun din dışı olması anlamına gelmiyor. Fasığın Kur'an-ı Kerim'de birkaç karşılık karşılığı var biliyorsunuz. Mesela bir fasık vardır ki ahlakın dışına çıkmıştır. Aslında fasığın genel anlamı dışına çıkmak demek bir şeyden dışarıya çıkmak. Buradaki fasık ahlakın dışına çıkan bir de fasık var imanın dışına çıkan. Bir fasık da var İslam'ın dışına çıkan. Buradaki fısk ameli bir fısktır. Yani yani Türkçe'de anlaşılsın sorumsuzca davranan demektir. Sorumsuzca davranan birisi fasıktır. Ve bu fıska ait bir şeyi ortaya koyduğu için böyle bir anlamı anlama gelen bir şeyle söylenmiştir. Şimdi benim güzel kardeşlerim şu haber ahlakına kaçımız gerçekten dikkat ediyoruz? Çok ciddi bir şey. Mesela bir haber dinliyoruz televizyondan. Artık haber kanalları oldu işte sosyal medya medya mecraları. Birinden duyduk. Yetiyor mu o habere hemen inanmamız? Eğer haber ahlakını Kur'an'dan öğrenseydik yetmezdi. Velev ki bu iyi tanıdığımız biri olsun. Allah aşkına hangi birimiz bugün Velid bin Ukbe gibi olabiliriz? Ona bile onun getirdiği bir habere bile araştırın diyor Kur'an e sen de araştıracaksın e ben falancadan duydum filancadan duydum tamam ben de reteledim ben de o haberin başkalarına ulaşmasına sebep oldum kaç kişi benim üzerimden yanlış bir haberin ulaşmasını sağlamışsam ben o kadar vebale girmişimdir Hele ben toplumun önünde birisiysem sözüme itibar edilen birisiyse takipçilerim fazlaysa daha fazla etki alanım varsa vay ki vay benim halime. Benim çok daha ciddi bir biçimde bunu incelemem gerekir. Derinlemesini araştırmam gerekir. Bildiğim konuyu konuşmam gerekir. Doğruluğuna emin olduğum bir meseleyi yaymam gerekir. Doğruluğuna emin olmadığım bir meseleyi asla ulaştırmamam gerekir. İnanın sadece şu Hucurat suresinin 6. ayetini Müslümanlar öğrense ve uygulasa bilgi kirliliği dediğimiz birçok şeyden kendimizi kurtarırız. Ve bugün o kirliliğin çok ciddi ciddi veballerini ödüyoruz. İşte ahlakın hücrelerini Kur'an bize böyle öğretiyor Hucurat suresinde. 7. ve 8. ayetler hayatı kuşatması gereken iman ahlakını bize öğretiyor. İşte o okuduğumuz ayet. Bilin ki Allah Resulü sizin içinizdedir. Şayet o birçok işlerde size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize sindirmiştir. Küfrü, fıskı ve isyanı da size çirkin göstermiştir. İşte doğru yolda olanlar bunlardır. Bu iman ahlakıdır aslında. Bu ayette geçen ifadeleri aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne yaptı biliyor musunuz? Bir duaya çevirdi. Allahümme habbib ileynel iman ve zeyyenahu fi kulubina ve kerrih ileynel kufra vel fusuka vel isyan ve cealne minel raşidin. Allah'ın bize imanı sevdir. İmanı kalplerimizin ziyneti süsü kıl. Bizi küfürden, fısktan, isyandan uzak eyle. Onları kerih görenlerden eyle. Vaceanne mine raşidin nedir biliyor musunuz? Bizi akli olgunluk çizgisi olan rüşte eriştir. Rüşt acayip bir şey rüşt. O akli olgunluğa erdiğiniz zaman farklı bir kıvam oluşuyor sizde. İşte bunu istiyor. Ayet böyle söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o söyleneni duaya çevirip her an o duayı söyleyerek bunu Allah'tan istiyor ki biz ondan daha fazla bunu istemek zorundayız. Dokuzuncu ayet müminler arasında tesis edilmesi lazım gelen iktilaf ahlakını öğretiyor. Dokuzuncu ayetin mealini hemen hatırlayalım. Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlar kavga ederlerse aralarını düzeltin şayet biri ötekine saldırırsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın eğer dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve her işte adaletli davranın şüphesiz ki Allah adil davrananları sever bakın burada ihtilaf ahlakının en temel esasını Kur'an nazarlarımıza verdi nedir biliyor musunuz bu ahlakın en temel esası adalettir Peki adalet ne ile olur? İnsaf ile olur. İnsaf ne ile olur? Kanaat ile olur. O zaman cümleyi şöyle kurmamız gerekir. Kanaat olursa insaf, insaf olursa adalet olur. Bugün niçin adil olamıyoruz sorusunun cevabı da burada. Çünkü insafımız yok. İnsaf biliyorsunuz Arapçada nısftan gelir. Nısf yarı yarı demektir. Ne demek bu? Ya yüzde elli ben haklı olabilirim. %50'de sen haklı olabilirsin. Karşıdakini haklı görebilmek kişinin kanaat duygusundan kaynaklanır. Ben kanaatkar olursam ancak bunu yapabilirim. Ve bu olursa eğer ihtilaf ahlakının en önemli esası ortaya çıkmış olur. Yani adalet o zaman o ihtilaflar adaletle daha iyi bir noktaya taşınmış olur. 10. ayet imanın bir parçası olan kardeşlik ahlakından bahsediyor. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz. İnnemel müminune ihvetun ayeti. Bu innema edatını bazıları şöyle anlıyor ki doğru anlıyorlar. Müminler ancak ve ancak kardeş olabilirler. Müminler kardeşten başka bir şey olamazlar. Müminler ancak kardeştir böyle de çevrilebilir. Müminler ancak ve ancak kardeş olabilirler diye de çevrilebilir. Burada bir kardeşlik ahlakını nazarlarımıza vermiş oluyor. 11. ayet Müslümanların karşılıklı korumaları gereken davranış ahlakını bize öğretiyor. Ey müminler, bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Şimdi burada hemen kadınlar daha fazla bunu yapıyor diye bir anlam çıkaramayız. Öneminden dolayı altı çiziliyor. Zaten müminler deyince kadın erkek hepsi anlaşıldı. Ama bir daha öneminden dolayı kadınlar da kadınları alay almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi de ayıplamayın. Öyle kendinizi farklı yerlere koymayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerdir. Bakın davranış ahlakının kodlarını öğretiyor. Bugün birçok iletişim, ilişki niye yıkılıyor? E karşıdakine sen onurunu korumayacak işler yapıyorsun. Adam bir şeyden hoşlanmıyor. İnadına inadına onu söylüyorsun. İnadına inadına onun kusurunu, onun şeyini söylüyorsun. Bakın çok böyle rahat söylediğimiz bir şey söyleyeyim ben size. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz oturmuş Ayşe anamız geliyor. Safiye anamızdan bahsedecek. Efendimiz'e isim vermeden onun hususiyetlerine ait bir şey söylüyor. O senin işte kısa boylu hanımın var ya diyor aleyhissalatü vesselam efendimize. Efendimizin böyle yüzünün rengi değişiyor. Bu kadar ya anamız bunu söyledi sadece. Sus diyor Ayşe sus. Vallahi öyle bir söz söyledin ki o söz denize karışsa bütün bir denizi ifsad edecekti. Sadece boyu kısa demiş Ayşe anamız ne demiş ki? E bugün biz şakalaşıyoruz adı altında, bugün biz işte farklı bir biçimde meseleyi nazara verme adı altında ya da işte kızdığımız zaman neler neler söylüyoruz. Ama bunların hepsi davranış ahlakını zedeliyor, ilişkileri çıkmaza sokuyor, aramızda olması gereken muhabbeti azaltıyor, birbirimize olan saygıyı sevgiyi azaltıyor. Onurlarımızı korumadığımız için onursuz insanlar oluyoruz. E onurunu kaybeden birisi nasıl mümin izzetini koruyabilecek? Mümin müminin izzetini korur. O izzeti zedeleyecek şeyler ortaya çıktı mı? Ortada o hücreler başlar zayıflamaya ve kanser başlar vücuda girmeye. 12. ayet bu sürenin en önemli ayetlerinden bir tanesidir. Kardeşliği yıkan, amansız bir virüs olan gıybet'e karşı gösterilmesi gereken müslüman ahlakı. Gıybet işte biliyorsunuz ayeti. Ey iman edenler zannın çoğundan kaçının. Niye zannın çoğundan kaçının? Hüsnü zan yapabilirsiniz. Suizan yapmayın. Kötü zan yapmayın. Kötü zandan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Yani kötü olursa günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini, diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiskindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah tevbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyendir. Bir cümle kurmak istiyorum burada. Bilmem ben yazarken böyle kendim de titredim. İnşallah sizi de titretebilirim. Kur'an'ın tiskindirdiği bir ameli biz en iştahlı bir yemeğe dönüştürmüşüz. Kur'an tiskindiriyor bizi. O mideniz bulanması lazım. Ama yemek için can atacak bir hale dönüşmüşüz. İşte bu da Müslüman ahlakının o hücrelerini zayıflatıyor. Ayette çok şey söyledi de üç tane temel emir söyledi dikkat ettiyseniz. Zandan sakının, tecessüsten uzak durun. Bu ikisi size bilgi depolar. Bunlardan elde ettiğiniz bilgileri gıybetle İnsanların gündemine sokmayın. Eğer siz zanla kapıyı açarsanız tecessüsle devam eder, gıybetle bu işi çok daha farklı noktalara götürürsünüz. Onun için gıybetten bir müminin, bir Müslümanın ödü kopmalı. Ama öyle miyiz? Tecessüsten uzak durmalı öyle miyiz? Mesela YouTube'da sen bir ders arıyorsun. Bir anda bir video geldi falancanın özel hayatıyla alakalı. Sen bu ayeti iyi anlasan var ya gözünü kısar ve gidersin. Bana ne ya bana ne bana ne dersin. Ama Allah aşkına öyle midir bir bakın mesela sadece görmek için bakın. Namazdan bahsedin, imandan bahsedin, işte cihattan bahsedin, şehadetten bahsedin. Müşterisi ne kadar mesela bu derslerin, bu videoların, bu sohbetlerin. Bir de dedikodulardan bahsedenlere bakın, onlara görün. İnsanların Kur'an'ın tiskindirdiği bir şeye ne kadar iştahla sarıldıklarını buradan göreceksiniz. Madem biz hücrelerimizi yenilemek istiyoruz, Hucurat süresiyle ah yenileyeceğimiz en önemli alanlardan bir tanesi budur. Unutmayın, gıybet kanserdir. Gıybet yıkıcı bir virüstür. Gıybet öldürmekten beterdir. Bakın bu bir hadistir. Hadisi de söylüyorum. El gıybet Katil cinayet gibidir. Muttakinin kenzül ummalında geçer. Niye biliyor musunuz? Gıybet öldürmeden öldürmektir aslında. Bedeni öldürmeden manen öldürmek yetmedi. Bir de öldürdükten sonra onun etini yemektir. İşte bu onun için gıybet öldürmekten beterdir. Gı gıybet zinadan daha eşittir, Şiddetlidir. Bunu demek yani bu tarz ifadeleri kullanmak bu da bir hadis biliyorsunuz. Bunları kullanmak zinanın değerini düşürmez ya da zinanın günah olma şeyini aşağıya çekmez. O kötü çok kötü çok kötü ama gıybet ondan daha da kötü. Bu budur daha eşet daha şiddetli demenin anlamı bu. Gıybet günahların en münafı en kötüsü en alçağı ve en fecisidir. Bunları da ne olur unutmayın. Bu son maddeyi bir daha okuyacağım size. Gıybet günahların en münafığı en kötüsü, en alçağı ve en fecisidir. İşte bize o 12. ayette Müslüman ahlakının anlatılırken bu kodlar, bu hücreler üzerinden anlatılıyor. 13. ayet üstünlüğün sadece takvada olduğunu öğreten hilkat ahlakı. Ey insanlar, doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir ve her şeyden haberdardır. Ayet bakın bu noktada bize hilkat ahlakını, yaratılış ahlakını gösteriyor. 14. ayet kurtuluşun nerede olduğunu gösteren ittiba ahlakı. Bedeviler inandık dediler de ki siz iman etmediniz ama boyun eğdik teslim olduk deyin henüz iman kalplerinize yerleşmedi eğer Allah'a ve elçisine itaat ederseniz çünkü itaat kalbin amelidir Allah işlerinizden hiçbir şeyi eksiltmez çünkü Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir 15. ayette imanın en büyük ispatı olan değerler yolunda gayretin ne olduğunu öğreten cihat ahlakı bize cihat ahlakını öğretiyor 15. ayet. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır. İşte doğrular ancak onlardır. Allah bizi de o doğrulardan eylesin. 16. ayet müminin nerede durması gerektiğini belleten, yani haddini bilmesi gerektiğini öğreten ilim ahlakıdır. İlmin Ahlakı var her şeyin bir ahlakı var olduğu gibi ilmin en önemli ahlakından bir tanesi haddini bilmektir. Haddini bilmeyen bir insanın ilimden nasibi olmaz. Bu ayette bize bunu söylüyor 16. ayet. Peki siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? İl çok acayip bir ifade yani Allah'a din öğretilir mi? Kim bunu yapabilir diye kestirip atabiliriz ama dönüp bir daha sorguladığımızda bazı şeyleri ooo... İnsanlar Allah'a din öğretiyor. İnsanlar Resulullah'a din öğretiyor. İnsanlar dinin sahibi gibi davranıyor. Sanki dinin sahibi kendisiymiş gibi ahkam kesiyor. Bu ayet onu söylüyor işte. Oysa Allah göklerde olanları da bilir. Yerde olanları da Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Her bilenin üstünde bir bilen vardır. Hazreti Musa ile Hazreti Hızır arasındaki o kıssayı hatırlayın. O bir ilim yolculuğudur aslında. O ilim yolculuğunda da öğretilen en önemli şey ilim ahlakıdır zaten. Meseleyi o nazarla okuduğunuzda Musa Aleyhisselam'a orada öğretilen o ilim ahlakına ait olan esasların içerisinde en önemli meselelerden bir tanesi de haddini bilmek olduğunu bilirsiniz. Zaten eğer biz ilim ahlakını öğrenseydik inanın ki kullandığımız kelimelerden en fazlası la edri olurdu. Bilmiyorum. Her şeyi bilmek zorunda değiliz ki. Her şeyi bilme gibi bir iddiamız da olmamalı zaten. Ya bu soruya cevap vermesek karizmayı çizeriz falan filan diyen adam ilim anlamamıştır. İlmin ne olduğunu da anlamamıştır. İşte İmam Zehebi için anlatılır, başka büyük imamlarımız için anlatılır. İmam Zehebi bir gün minberde bir şeyler anlatırken birisi bir soru soruyor, "Bilmiyorum." diyor. Bir başkası da soruyor layıdır diyor bilmiyorum diyor. Bir başkası da dayanamıyor diyor ki ya bu kadar sorulara muhatap oldum bilmiyorum bilmiyorum diyorsun. O zaman ne işin var o minberde? Ben bildiklerimle buradayım diyor. Eğer daha fazla bilseydim daha başka yerde olurdum. Ama bildiklerimle buradayım. Bilmediklerimle burada değilim diyor. Yani insan bir yere geldiyse... Her şeyi bilecek diye bir şey yok. Bakın burada o hat bilme bize ne kadar önemli şeyleri göstermiş oluyor. Onun için burada özellikle ilim ahlakına ait olan o şey hiç aklımızdan çıkmaması gerekiyor. 17. ayet teslimiyet ahlakıydı biliyorsunuz. Kime ve neye minnet edilmesini öğreten, bir yönüyle kalbi ıslah etmenin yollarını gösteren teslimiyet ahlakıdır. Ayet muhteşem onlar İslam'a girdikleri için seni minnet altına sokuyorlar. Yine Bedeviler üzerinden aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e söyleniyor. Seni minnet altına sokuyorlar işte iman ettik diye. De ki Müslümanlığınızı benim başıma kalkmayın. Eğer doğru kimselerseniz bilesiniz ki sizi imana erdirdiği için asıl Allah size lütufta bulunmuştur. O zaman kime sen fatura ediyorsun beyefendi kime? Allah sana bunu eğer ikram etmişse kalk bu halin için şükret. Kime Müslümanlığını fatura edeceksin? Ya bu Müslümanlar benim kıymetimi bilmediler. Ben şöyle adamdım böyle adamdım. İyi ki de bilmemişler Müslümanlar. Sen bu sözü söylüyorsan eğer iyi ki de Müslümanlar senin kıymetini bilmemiş. Çünkü sen bu ayeti anlamış olsaydın eğer böyle bir beklentiye zaten girmezdin. Allah'a yapılır ve ecir mükafat Allah'tan beklenir. Dolayısıyla bu noktada bize Burada önemli bir biçimde teslimiyet ahlakı öğretilmiş oluyor. En son 18. ayet kul ile Allah arasındaki en önemli bağ olan ihsanın öğretildiği ihsan şuuru ahlakı. Bu ihsan şuuru ahlakında bakın son ayet Hucurat 18'de şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gizliliklerini bilir. Allah yaptıklarınızı görendir. Allah görüyor onun için görünme sevdasına, bilinme sevdasına, tadınma sevdasına düşme. Eğer sen zaten iyi bir şey yapıyorsan ya Allah görüyor kime göstereceksin artık sen? Bu noktada ihsan şuurunu anlamış olan birisi böyle bir sevdanın kendisini gelip kaplamasına meydan verebilir mi Allah aşkına? İhsan şuuru zaten buydu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o meşhur Cibril hadisinde de imanı, İslam'ı anlattıktan sonra ihsanı da anlattı. Ne dedi insan? İhsan? İhsan Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Bu bilinç, bu bilinç olduğunda inanın ki şu olur olmaz anında riyaya ait olan her şey gider. İhlası zedeleyen ne varsa müminin hayatından uzaklaşır, uzaklaşır gider. O ihsan şuuru dediğimiz şeyi bizlere kazandırtmış olur. Dolayısıyla burada bu ayetlerin bize verdiği hücrelerle yani ahlakın odalarıyla yani ahlak vücudunun ahlak bedeninin hücreleriyle bize temel ilkeler öğretilmiş olur. İnanın benim güzel kardeşlerim şuradaki ahlaki ilkeler yani ahlakın hücreleri bir anlaşılsın. Sadece anlamak bilmek haberdar olmak mesele değil o işin bir parçasıdır sonra da hayata taşınsın. Hayatta bunları koruma, bunları tesis etme ve bunları muhafaza etme adına gayret içerisinde olunsun. Tamam mesele hallolmuştur Allah'ın izniyle. Çünkü hücreleri yenilenen başkalarının hücrelerini de yeniler. Düşünün sizin kanınızı bir başkasına veriyorlar. Kana muhtaç olan birisi adam o noktada farklı bir noktaya geliyor. Bedeni sıhhat buluyor. Böyledir. Yani nasıl ki ahlaksızlık, kötü ahlak yayılıyorsa, iyi ahlak, güzel ahlak da yayılan bir şey. Yayılabilmesi için benim ne yapmam gerekir? Bu hücrelerimin iyi olmasını, sağlıklı olmasını, sağlam olmasını sağlamam gerekiyor. Eğer ben bunu yaparsam Allah'ın izniyle olacak olacak olan da bizi başka noktalara doğru taşıyacak. Allah hepimize bunu nasip eylesin, kolaylaştırsın. Her türlü zorluğa karşı bizi bu noktada farklı bir seviyeye taşınan, farklı bir seviyeyi koruyan gayretli müminlerden eylesin. Şimdi sizden gelen sorulardan da birkaç tanesine cevap vermiş olalım. Kardeşlerimizden birisi şöyle bir soru soruyor. Hayatında aklınıza gelen her türlü ahlaksızlığı yapmış bir baba veya abiyi nasıl uyarabiliriz? Uyarılara da kendini kapatmışsa ben böyleyim diyorsa tavrımız bu kişiye ne olmalıdır? Baba abi yakınlardan birisi de olabilir bu en yakınlarından birisi işte. Bir kere en başta yapılması gereken bol bol dua edilmesidir. Çünkü kalpler Allah'ın elindedir ya. 100 kişinin katiline bile bu kapıda af var. Senin baban, senin abin ne yapmışsa zaten o günahları hiç ifşa etme. Ne yapmışsa netice itibarıyla eğer tevbe ederse çok farklı bir noktaya gelir. Onun için yapman gereken en önemli şey onlara bol bol dua etmek. İkincisi bu herkesten herkese göre değişebilir. Mesela baba vardır. Kızıyla, oğluyla farklı bir münasebeti vardır. Sözü evladın babaya para eder yani geçebilir. Söylersin bazen uyarı noktasında fayda verebilir. Ama bazılarda vardır ki evlatları evliyadır, veli bir kuldur mesela çok çok iyidir, iyi bilen birisidir. Baba onun nazarında çocuktur daha o konuştuğu zaman adamın sinir kat sayısı artar. Eğer söz para etmiyorsa sözü itibarsızlaştırmayın hiçbir şey söylemeyin. Bol bol dua edin ama sözünüz etki ediyorsa söyleyin uyarın bazen uyarın bazen bir şey yapın. Alttan girin üstten girin bir sohbet dinlettirin bir kitap okutturun beraber okuyun. Bu imkanlar varsa bunlar da eğer bu manada bir şeyler oluşturacaksa. Üçüncüsü ne yapar yapın yap, yapın bir şekilde bir yolunu bulun. Babanızın ya da abinizin yollarını iyi insanlarla kesiştirin. Bazen evin içindeki insan o insana tesir etmez ama evin dışındaki insan edebilir. Hidayet Allah'ın elinde ya Allah vesilelerle bu işi veriyor. Sen biliyorsun ki senin arkadaşının babası iyi bir insan tamam bir tanıştır bir şekilde bir bağ kur böyle güzel bir şey ama öyle gel baba seni tanıştırayım değil güzel bir kurguyla sanki böyle tevafuk olmuş gibi çünkü böyle şeyler tesir eder bu şekliyle yapın Dördüncüsü Allah'tan onların iyileşebileceğine dair asla ümitsizliğe düşmeyin. Asla Allah'tır kalplerin sahibi dediğim gibi onu devam ettirin. Beşincisi de size zarar vermemeleri üzerine ilişkilerinizi devam ettirin. Eğer zarar size dokunmaya başlandığında mesafenizi ona göre koruyun. Çünkü neticede en önemli olan burada sizsiniz siz önemli olursa siz eğer iyi olursanız sağlıklı olursanız bu noktada bazı şeyleri koruyabilirsiniz. Hucurat süresi hücreler itibariyle şifa niyetine hastalara okunur mu? Böyle bir mevsuk yani vesika niteliğinde bir Ayet, tavsiye yok elimizde ama Kur'an şifadır. Kur'an'ın neresini okursanız okuyun. Allah'ın izniyle öyle inanırsanız o şekliyle Allah onu manevi anlamda şifa vesilesi olduğu gibi maddi anlamda da şifaya vesile kılabilir. Ahlakımızı düzeltmeye ilk ve en temel olarak hangisinden başlamalıyız? En başta bizim bir kere bir iman ahlakını iyi öğrenmemiz gerekir. İman ahlakı işin esası çünkü yani o oturdu mu Diğerleri arka arkaya geliyor aslında. Nasıl ki her şeyin bir ahlakı var, iman ahlakı da var. İman ahlakına ait ben bir ders yapacağım bu hafta perşembe günü. İnşallah onu bir dinleyin. İman ahlakı neymiş? Oradan bir iyice öğrenmiş olalım. Hemen onun arkasından Müslüman ahlakı ki zaten bu şeyde söylenenler onlar. Dolayısıyla biz Hucurat süresinde bizim nazarlarımıza veren 16 tane temel ahlaki meseleyi anlarsak ve hayatlarımıza taşırsak Allah'ın izniyle bunun bir ucundan başlamış oluruz. Ondan sonra da zaten devam ediyor. Bu öyle bir anda olacak bitecek bir mücadele değil. Hayatın sonuna kadar devam ettirmemiz gereken bir mücadeledir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hocam ahlak konusunda odalardan bahsettiniz. Çevremde gördüğüm ve bende de olan bir durum bir odada işleri düzeltirken diğer odalarda sorun yaşayabiliyoruz. Bu konuda dengeyi nasıl sağlayabiliyoruz? Cihad edeceğiz efendim böyle. Bu böyle. Bunun başka bir yolu yok. Valla dediğiniz doğru. Bir odayı düzeltmeden diğer oda dağılıyor. Sen bir odayı korumaya çalışıyorsun bir başka odadan başka saldırılar geliyor. Ama netice itibariyle mümin her zaman teyakkuz halindedir, uyanıktır. Diridir her an karşıdan dışarıdan nefisten gelebilecek vesveselere telkinlere saldırılara karşı hazırlıklıdır korur. Nasıl ki evimizi koruyorsak nasıl ki bedenimizi koruyorsa bak bu şu anda işte bu koronavirüsten dolayı bir sürü şey yapıyoruz nasıl koruyoruz bedenimizi? E o manevi virüslere karşı da koruyacağız. İmanımıza giren virüsler var. Ahlakımıza giren virüsler var. Davranışlarımıza giren virüsler var. Nasıl ki bedenimizi koruyorsak ve bu noktada her an teyakkuzlaysak aynı şeyi, aynı mücadeleyi, aynı duyarlılıkla hatta daha fazlasıyla devam ettireceğiz. Müslümanlık sıfatının önüne kendi mezhebini izlediği yolu ve benzeri sıfatları koyan kişiye tavrımız ne olmalı? Allah onu ıslah Ne diyeceksiniz ki ona? Ona yapacağınız en güzel şey Müslüman isminin elde edilebilecek en büyük isim olduğunu Allah'ın bu ismi verdiğini hatırlatıp bunun gereğini yerine getirmesini ondan istemenizdir. Bunu da bazen uyarı olarak söylersiniz. En önemlisi bu noktada siz bunu kendinize ilki olarak edinirsiniz. Allah bize Müslüman ismi vermiş ya daha ne? Daha neyini istiyorsunuz yani? Mesela bir sevdiğiniz birisi çocuğunuza bir isim koysa, değer verdiğiniz bir hoca ya da bir büyünüz sizin evlatla, evladınıza ya da size bir isim koysa bundan sevinirsiniz değil mi? İftihar da edersiniz. Dersiniz ki işte benim adımı falanca koymuş diye. Ya bizim adımızı Allah koymuş. Bize Müslüman diyor. Tamam bitti. Onun önüne ya da arkasına bir şey ekleyip ille de onunla bir kimlik daha oluşturmak cehaletin bir üründür. Evet altta aidiyetlerimiz olabilir mi? Olabilir bu çok normal. Aydet olmasında ne mahsur var yani? Bir tarikata da mensup olabilirsin, bir cemaate de mensup olabilirsin, bir mektebe bağlı olabilirsin, bir meşrebe bağlı olabilirsin, bir mezhebe tabi bağlı olacaksın netice itibariyle müştehit değilsin, mecbursun bir mezhebe ittiba ederek bu noktada amel etmeye. Ama hiçbir şey bizim Müslüman olma, kimliğimizin öncesine alınmaması gereken bir şeydir. Onların hepsi onun altındadır. Onun üstüne ne çıkarırsanız haddi aşarsınız. Dolayısıyla burada bunu yapan insanlara karşı güzelce temsil ederek ve sözle arkadaşım yapma bak böyle olması gerekir diye hikmetli bir dil ile uyarı yapmak durumundayız. Hocam baba evladını ilim evlerinden alıkoyabilir mi? Bu hususta evladına haksız yere beddua etmesi durumunda ne yapmalıyız? Şimdi burada tabi böyle sorulara bir anda şöyle olur böyle olur deyip kesirip cevap vermek doğru olmaz. Her zaman için bunun farklı farklı tezahürleri de var. Neticede ilim tahsili etmek farz olanları vardır. Nafile olanları vardır. Farz olanları sizin kulluğunuzu yerine getirmeye kadar yeterli olandır. İşte bir Müslüman olarak ibadetlerinizi, akaidinizi, ahlaka ait olan esaslarınızı öğrenmeniz. Bunlar için de zaten öyle çok fazla bir şeye ihtiyaç yok. Ama geri kalanı için babayı ikna edin. Ne yaparsanız yapın. Evinizde anne ve babanızı arkanızdan size beddua eden kötü söz söyleyen duruma düşürmeyin. Bakın şu anda ilimleri biz evlerimizde öğreniyoruz. Aa, bu bir fırsattır inanın ki. Yani azalan ilişkilerimizin biraz daha düzelebilmesi için biraz daha bazı şeylerin ortaya çıkması için bir vesiledir. Onun için muhakkak ilim noktasındaki ihtiyakımızı, istikrarımızı ve ilmin bize kazandırdıklarını ev halkına, özellikle babalarımıza ve annelerimize hissettirmemiz lazım. Bu heyecanı onlara hissettirebilirseniz inanın ki onlar sizi gönderecekler. Onun için acele etmeyin. Yollar deneyin. Onların yüreklerini kazanabilmenin fırsatlarını ortaya koyun. Ne gerekiyorsa bu noktada adımlar atın ki dua eden iki insan bırakın arkanızda. Özellikle anne ve babanız ilmin bereketinin en önemli vesilesidir anne ve baba duası. O dualar arkanızda olursa ilminiz bambaşka noktaya gelecektir. Büyüklerimiz Allah'ın olgun gençleri sevdiğini söyler daima. Siz de olgun ahlaka sahip olmaktan bahsettiniz. İslam'a göre olgunluk tam olarak nedir hocam? Günümüzde kastedilenden farklı bir anlamı vardır. Şu anda olgunluktan kastınları nedir? Bilmiyorum. Yani tam herkesin zihin dünyalarında farklı bir şey var çünkü ama netice itibariyle burada olgunluğun ölçüsü Müslüman kıvamıdır. Bu Müslüman kıvamını da en güzel kim bize veriyor biliyor musunuz? Sahabe veriyor. Şimdi ben Müslümanım mesela şakalaşmayacak mıyım? Soruyorum sahabeye ya da okuyorum sahabeyi. Şakalaşmamışlar mı? Oo! Birbirlerine karpuz atarak şakalaşmışlar. Gülmüşler mi? Gülmüşler. Eğlenmişler mi? Eğlenmişler. Ama o karpuz atan adan atan adamlar, o adamlığın kitabını yazan adamlar yeri geldiğinde de cihat meydanlarında o meydanın da hakkını yerine getirmişler. Aslında olgunluğun ölçüsü şudur. Doğru işi doğru zamanda yapmak. Ve ne yapılıyorsa eğer yapılan iş meşruysa ki mümin zaten meşru iş yapar yapılan işin hakkını vermek. Yoksa böyle işte somurtarak durmak işte aman beni vakarlı görsünler aman beni ağır görsünler öyle ağır abilere ağır abiler pozuna girmek bunlar değil vakar. Mesela böyle tipler gelmiş İslam tarihinde şimdi de var biliyorsunuz bir tabloya şahit oluyor Şifa binti Abdullah radiyallahu anha bakıyor böyle konuşuyorlar kısık sesle konuşuyorlar böyle boyunlarını bükmüşler namazda dururken şöyle tevazu pozlarına giriyorlar ya diyor bunlar kim diyorlar diye soruyor Şifa bint Abdullah. Diyor ki birisi bunlar Yemen'den gelen zahitler kendilerini zahit diye isimlendiriyorlar. Şifa binti Abdullah ne diyor biliyor musunuz? Ya ne zahiti? Zahit böyle mi olur? Zahit Ömer gibi olur. Yürüdüğü zaman arkasındaki toprağı inletir. Konuştuğu zaman sesini karşıdaki insana söylettirir. Kükrediği zaman dosta güven verir, düşmana korku verir. Zahid Ömer gibi olur. E zahitlik budur. Yani öyle pozlara girmeye gerek yok, benim güzel kardeşlerim. Şu Aziz din birçok şeyi kabul eder ve birçok şeyi kabul etmez biliyorsunuz. Kabul etmediği en önemli şeylerden bir tanesi nedir biliyor musunuz? Rol yapmayı kabul etmez. İslam'ın rol yapılmasına ihtiyacı yok. Sadeliktir bu dinin işareti ya sadelik. Asıl olan budur olması gereken de budur. Onun için bizim için ölçü sahabedir. Sahabenin ölçüsünde ne yapacaksak yapacağız Allah'ın izni keremiyle. Onun dışında başka bir şey yapmaya asla meydan vermeyeceğiz. Şimdi benim güzel kardeşlerim sözlerimi bitiriyorum. Size iki tane ödev veriyorum. Daha doğrusu iki şey sizden istiyorum. İsteyeceğim şeylerle sözlerimi bitireceğim. Birincisi şu. Bakın ben çok hızlı geçtim. Ne olur elinizde muhakkak vardır zaten internette istemediğiniz kadar var. Neyse ulaşabileceğiniz tefsirler, birkaç tefsirden şöyle Hucurat suresini iyice bir okuyun. Ve o okuduğunuzun üzerinden kendinize hedefler belirleyin. Bakın ben de bu derse hazırlanırken kendi kendime 10 tane hedef belirledim. Kendime belirledim bak sen bunları 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 yap dedim kendi kendime. Siz de bakın kendinize zafiyet olarak ne görüyorsanız ne eksik sizde ya ben gıybet etmiyorum ama gıybet dinliyorum. Ah bir hedef size gıybet asla dinlemeyeceğim. Yanımda birisi ağzını açtığında kardeşim sus ya sus ya ben gidiyorum diyeceğim. Diyeceğim ya diyeceğim ki bunu ahlak yayılsın onun için sizden en başta istediğim bu ne olur en az iki tane ama daha fazla mesela diyelim ki elmalılığı okudunuz kısa orada zaten ya ben de bir kurtubi de buna ekleyeyim kurtubi de okunuruz biraz böyle dilsel kelimeler üzerinden bir tefsir okuyayım diyeceksiniz saffetut tefasiri sabuninin tefsirinde okuyacaksınız ben Muhammed Ali Es Sabuni'nin o tefsirini biraz daha geniş okuyayım diyeceksiniz. Vehbi Zuhayli'nin tefsiri münirini okuyacaksınız. Ben biraz meseleye sosyal yönden bakayım diyecek diyeceksiniz. Şimdi birileri yine kızacak bu tefsiri ama kızsınlar. Fizlali okuyacaksınız Seyit Kutub'un. Dolayısıyla neticede o tefsirlerden okuduklarınızın üzerinden bazı şeyleri alacaksınız. Ama sadece okumuyoruz ne yapıyoruz? Okuyoruz ve kendimize hedef belirliyoruz. Yaptığımı sizden istiyorum. En az 10 tane hedef belirleyin. Ahlak suresini okuduk. 10 tane ahlaki ilke belirledik. Ve onları uygulamaya çalışıyoruz. İkincisi sizden isteyeyim. Ne olur istikrarınızı sağlam tutun. Şu anda ne kadar heyecanla, güzelle başladıysanız o şekilde devam edin. Bakın. Siz kayıt olurken biraz aksaklıklar yaşandı. E normal 10 bin insan bir anda bastırınca burada gece gündüz yatmadı kardeşleriniz. Onun için onlara kızıyorsunuz bazen. Ben de bazılarına şahit oluyorum. Kızmayın yani. Neticede biz burada kardeşiz. iyi olsun diye gayret ediyoruz. Onlar ellerinden geldiğince gayret edecekler. Siz de biraz daha müsamahakar davranacaksınız. Ama neticede biz burayı biraz daha ilim havzasına çevirmenin gayretindeyiz. O kayıtları yaparken orada bir şey vardı atölye çalışmalarına katılmak istiyor musunuz diye çoğunuzda işaretlemişsiniz istiyoruz diye. Şimdi üç hafta kardeşlerimiz bakacaklar size istikrarlı 3 hafta dersleri devam edenlerle irtibata girecekler. Ve bu irtibatın neticesinde burada kızlara hanımlara ayrı erkeklere ayrı olmak üzere atölyeler açılacak. Bu sene üç tane atölye açacağız. Kur'an atölyesi, hadis atölyesi, siyer atölyesi. Bu atölye çalışmalarında biraz daha dar halkana çalışmalar olacak. Gruplandıracağız sizleri 20'şerli, 25'erli, 30'arlı artık imkanlar çerçevesinde. Başınızda bir kardeşiniz olacak ve burada siz beraberce çalışmalar yapacaksınız. Onun için sizden isteğim ne olur? Bu noktada istikrarı sağlayın ve bu konuda Farklı bir biçimde sizi meşgul edecek meşguliyetlerden biraz kendinizi uzak tutun. Nisan ayına kadar sürecek biliyorsunuz bu yolculuğumuz. Nisan'a kadar bunu iyi bir biçimde götürelim. Eğer istikrarlı olursanız eğer bu işi yaparsanız bakın başka çalışmalarda öncelik size verilecek. E yapmazsanız başka kardeşlerle bu işler yapılacak bunu da söyleyeyim. Şimdi atölyelerle alakalı siz bir mesaj bombardımanına tutmayın kardeşleri. Zaten işleri başlarından aşkın onlar sizinle irtibata geçecek. Onlar sizi arayacaklar sizinle irtibata geçecekler inşallah 3 haftanın sonundaki istikrarınızı dikkate alarak böylelikle atölye noktasındaki çalışmalardan da istifade etmiş olursunuz. Benim duam şu size Allah her birinize İbni Abbas gibi bir ilim aşkı versin her birinize Übnü Süleym anamız gibi bir mücadele aşkı versin. Her birinize Esma anamız gibi vakarın aşkını versin. İnşallah o sahabi efendilerimizin sofrasından daha fazla nasiplenelim ve bu ilim yolculuğumuz bereketle başlasın ve bereketle devam etsin. Cenab-ı Hak da sonuna kadar bu bereketini üzerimizde daim eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه